Hatay'da İskenderun Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri orman yangınlarıyla mücadele kapsamında tatbikat gerçekleştirdi. Arsuz ilçesinde bulunan Beyköy Madenli Orman İşletme Şefliği'nde yerel ve ulusal basın mensuplarıyla orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler ve hazırlıkları paylaşıldı. Gerçekleştirilen yangın tatbikatında çıkan yangına köpük ve suyla müdahale edildi. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, Hatay Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Arsuz Kaymakamı Musa Sarı ve Belen Kaymakamı Hayri Baskın toplantıda bölge hakkında bilgiler verdi. Bu sene hazırlıklarımızı tamamladık arkadaşlar. Hem arazöz bakımlarımızı, yol bakımlarımızı, işçi eğitimlerimizi, gönüllü eğitimlerimizi yaptık. Bu sene de yangın sezonuna Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü olarak hazırız. Bölgemizde geçen seneki geçen seneki gibi 533 tane işçimiz var. Bu sene ekstradan 22 tane işçi alıyoruz. Aynı zamanda 60 tane de işçi hizmet alımıyla yangın hizmetlerinde kullanmak üzere işçi alımı yapacağız. Bu bizim için önemliydi. 2020 yılında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sıcak ve kurak bir yıl geçtiğini ifade eden Koç, ülkemiz Akdeniz iklim kuşağında yer alıp yangın riskinin yüksek olduğu ülkelerden birisidir, dedi. 24 saat ormanlarımızı gözetliyoruz. Bunların amacı arkadaşlar en ufacık yangını görüp kısa zamanda müdahale edebilmek için bu hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bizim için önemli olan yangına kısa zamanda müdahale edip yangının büyümemesini sağlamak. Tabii ki Hatay ilimiz biliyorsunuz rüzgarlı bir il. Yani o yüzden riski çok yüksek bir illerden bir tanesi. Yangın riski çok yüksek illerden bir tanesi. Şu anda bile malumunuz şu rüzgar bile yangının ilerlemesine neden olma şeyi çok yüksek. İlimizin orman yangınları açısından en hassas illerin başında geldiğini ifade etti. İçişleri Bakanlığımızın aldığı kararlar çerçevesinde yine valiliğimizce alınan kararlarla ormanlık alanlarda izin verilen yerlerin dışında ateş yakımı yasaklanacak. Piknik vesaire bu tarz etkinliklerin yapılması yasaklanacak. Tabii biz devlet olarak ne kadar tedbir alırsak alalım burada bize görevler düştüğü kadar vatandaşlarımıza da büyük görevler düşüyor. Önemli olan orman yangını olduğu zaman müdahale etmekten ziyade orman yangınına sebebiyet vermemek. Ayrıca toplantıda orman yangınlarına karşı mücadelede kullanılan malzemeler, ekipmanlar ve teknolojiler basına sergilenerek kamuoyuyla paylaşıldı. Tatbikatın ardından basın mensuplarına yangın söndürme helikopteriyle havadan yanan ormanlık alanlar gösterildi.